Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati ile karşınızdayız. Ankara gündemini konuşacağız. Tabii dünkü aslında o görüntüler gündeme damgasını vurdu. Genel kurulda, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı görüntületti ve ona dair ifadeler orada dikkat çekti. Ne demişti? Çok önemli ifadeler kullandı. Millet hesap verecek dedi. Hiçbir ders çıkarmayan ifadeleri dikkat çekti. Hiçbir ders çıkarmayan. Çubuk'taki linç girişimi. Bunu neden izletti? Ne mesaj verdi? Biraz bunu konuşacağız tabii. Onun dışında dün akşam KRT ekranlarındaydı. Sisler Bulvarı'nın konuğu Ahmet Davutoğlu'ydu. Gelecek Partisi Genel Başkanı hangi mesajları verdi? Bunu da konuşacağız tabii. Bir taraftan da İmamoğlu'ndan adaylığa ilişkin mesajlar ne yönde gelecek diye ilk başta böyle farklı ifadeler ortaya çıkmıştı. Ve İmamoğlu dedi ki noktayı da koymuş oldu aslında. Ülkenin gerçek gündemi ekonomi ifadesini kullandı. Ben tüm bu tartışmaların dışında biriyim dedi. Hem siyaset diyeceğiz tabii, hem de dün kara kış fonu önerisi yinelenmiş oldu CHP liderinden. Onu da konuşacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi de hemen ardından çalışmalara başladı. Gazeteci Saygı Öztürk'e dönelim. Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi. Saygı abi merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Sağ ol Sevgili. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Dün akşamki yayını aslında önce bir diğer o linç girişimini görüntüleriyle ekranımıza yansıtacağız ama şimdi önem taşıyor artık bu yeni partilerin genel başkanları. İşte daha önce aslında iktidarla birlikte aynı yolda yürüyen ama daha sonra ayrılan kişilerin söylemleri önem taşıyor. Tabii. Aslında tabandaki hani rahatsızlığı belki de daha çok onlardan da duyabiliyoruz. Dolayısıyla dün Davutoğlu yayınından bir başlayalım. İzledik hep birlikte. Şimdi orada hem 10 elçiyle, büyük elçiyle ilgili ifadeleri vardı, tezkere vardı. Bir oradan başlayalım. Yani CHP'nin tezkereye hayır demesi tabii çok yankılandı. Ama bir taraftan da siyaseti de şekillendiriyor gibi de bir havaya da girildi. Davutoğlu ne diyor genel siyasete ilişkin? Perde şimdi, arkasını da öğrenelim. Tabii şimdi Davutoğlu daha önce bildiğiniz gibi yaklaşık bir 4 yıl başbakanlık görevinde bulundu. Daha önceki görevi Dışişleri Bakanı'ydı. Ve biraz daha öndeki dönemine baktığımız zaman da gerek Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın, gerekse Dışişleri Bakanlığı döneminde de Abdullah Gül'ün baş danışmanlığı görevinde bulundu. Yani ülke gerçeklerini yakından bilen bir isim. Neden? Görevleri gereği, konumu gereği birçok iç ve dış olayın tanığı. Mesela geçenlerde, yakın bir dönemlerde yine gerçekleşen One Minute olayının da yine en yakın tanıklarından biri. Çünkü olay onun yanında oldu. Eğer özür dilenmesi gerekiyorsa o dönemdeki İsrail Başbakanı'nın telefonunu bizzat bizzat Ahmet Davutoğlu'nun telefonundan arayıp o özür metnini ilettiğini gibi, evet, birçok olayın tanığı. Dolayısıyla birçok olayın tanığı olan kişinin yakın dönemde şu anda olup bitenlerle ilgili görüşlerini, değerlendirmelerini almak bir yana, bunları ayrıca kendilerine devlet içerisinde de bir takım bilgiler geliyor. Neden? Onların bürokratları, o dönemde birlikte olduğu insanların da zaman zaman yine eski başbakanla yakın ilişki içerisinde olduğunu değerlendirmek gerekir. Kuşkusuz gündeme damga vuran olay 10 Büyükelçinin konusuydu ama 10 Büyükelçinin bu açıklamaları hakikaten aslına bakarsanız aslında olmaması gereken bir konu. Ama demek ki Türkiye bu yolu açmış ve bu yolu açtığı için de işte önüne gelen büyükelçiler ülkemize ne yazık ki böyle bir takım laflar edebiliyor. Bunun sonucu ve sebebine baktığımız zaman özellikle Rahip Brunson olayında yine Cumhurbaşkanımızın bu can bu bedende olduğu sürece bunu kimse alamaz, kimseye verilmez demişti. Gazeteci Deniz Yücel'le ilgili benzer açıklamalar yapmıştı. Ve gördük ki bu açıklamalara rağmen kısa süre sonra gerek Rahip Brunson ülkesine gönderildi, gerekse yine aynı şekilde Deniz Yücel de Almanya'ya, Almanya'dan gelen uçakla gönderilmişti. Demek ki şu anlaşılıyor. Türkiye'ye bir takım yargının bir takım iddialara, eleştirilere açık olduğu bir sonuç anlaşılıyor olacak ki
yabancı ülkelerin işte büyükelçileri şu anda cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın da bu yönüyle serbest bırakılmasını talep ediyor. Şimdi tabii Osman Kavala'dan yana veya bilmem şurada o şekilde anlaşılmasın, ama bir de olayı şunu söylememiz gerekir ki ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı Osman Kavala şimdi bir takım iddialarla gündeme geldi. 4 yıl önce tutuklandı. Ne ile ilgili? İşte gezi olayları ile ilgili. Gezi olaylarından 4 yıl sonra tutuklanıyor. 4 yıl sonra tutuklanıyor. 4 yıl sonra hala da 4 yıldır da cezaevinde olan bir kişi. Ya şimdi burada yargıya olan bir yargı ile ilgili soru işaretler burada ortaya çıkıyor. Bu kişi madem bu takım bu suçları işlediyse 4 yıl niçin beklendi? Veya bu kişi bu suçu işlediyse, tutuklandıysa 4 yıldır niçin davası bir türlü bitmez ve hala bu davaları devam eder? Bunlar ister istemez ülkemizdeki yargı konusunda gündeme getiriyor. Büyükelçilerin bu nedeniyle yaptığı açıklama, ülkemiz için yaptığı açıklama her ne kadar tabii ki kabul edilemez bir durum, ama eğer aynı kişinin yani Osman Kavala'nın da ya da benzer durumda olan insanların da 4 yıldır tutuklu kalması, bu da kabul edilemez. Şimdi büyükelçilerin bu yönüyle yaptıkları açıklama nasıl kabul edilemezse, Osman Kavala'nın da önce cezaevinden işte tahliye edilmesi, sonra serbest, sonra tekrar tutuklanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını kabul etmiş ülkelerin ve buna imza atan ilk ülkelerden biriyiz. Ve kendi imza atan bir ülke olarak şu anda tabi olduğumuz kuralları kendi ellerimizle yok etmek, yıkmak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedenle bu olayla ilgili, yani Kavala olayla ilgili devletimizin yargısının karar vermesi lazım. Şimdi şöyle anlaşılmasın, yargıya baskı. Yargıya kimsenin baskı yaptığı yok. Yani sıradan bir vatandaşın falan falan bir yargıya baskı yapacak durumu söz konusu değil. Aynı şekilde muhalefetin yargıya baskı yapacak bir durumu söz konusu değil. Yapsanız yargıya, yapsanız ne oluyor? Kendi milletvekillerinin falan tutuklandığı dönemde ne yapabildi ki CHP? İşte genel başkanın sadece demokratik hakkını kullanıp işte yürüyüşler yapması, zaman zaman bunlarla ilgili cezaevlerle ilgili açıklamalar yapması dışında zaten yapacağı bir şey yok. Ama eğer talimatla işte falanca kişi tutuklansın, falanca kişi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o kişinin tahliyesi yönünde karar verse bile serbest bırakılmalarını diyorsa, o zaman başka yerlerde bu sorunu aramak lazım. Gündeme işte Soros geliyor, Soros'la bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Şimdi Soros'la bağlantılı derseniz gazetelerde Soros'la yapılan ve Soros'la birlikte çekilen fotoğrafları olan çok çok üst düzey siyasetçilerimiz var. Bugün sarayda görev yapan, orada görev yapan bazı üst düzey şu anda görevliler var. O zaman şöyle aklınıza geliyor. Eğer Osman Kavala'nın Soros'la bir takım ilişkileri olduysa bu kişilerin de oldu mu? Eğer olduysa bunların da araştırılması gerekmiyor mu? Gibi gibi konularda ister istemez gündeme gelebilir. Sonuçta yapılan yine bir diplomatik bir girişimler sonucu büyükelçilerin işte Türkiye'nin iç işlerine karışmıyoruz anlamında ki 41. maddeyi gündeme getirmeleridir. Bunun anlamı Türkiye'den özür dilemek değildir. Özür dileme hakikaten böyle olmaz. Bunun yolu, yöntemi daha farklıdır. Açık bir özür. Şu anda o kişiler ya Türkiye'nin bu işinden biz özür diliyoruz gibi bir açıklamaları olmadığı gibi yaptıkları açıklamaların da arkasında durmaya da devam ediyorlar. Yani sorun bu yönüyle şimdilik böyle ortada bırakıldı, askıda bırakıldı. Daha doğrusu iki taraf için de uygun olan durum yumuşatılmasıydı. Şimdi biz büyükelçi göndermemiz halinde tabii ki bizler de ülke olarak sıkıntı çekecektik. Şunu ifade etmemiz gerekir ki yani büyükelçiler kendiliğinden ya ben gideyim de veya işte de 10 tane büyükelçi Ankara'da bir araya gelip ya Türkiye'ye bir ayar verelim gibi böyle bir girişimde bulunamazlar. Elçinin görevi hükümetten aldığı talimatları ancak yerine getirebilirler. Onların bilgisi dahilinde ancak açıklama yapabilirler. Onun dışında bunların, yani büyükelçilerin
Büyükelçilikten çıkıp da örneğin işte Milli Eğitim Bakanlığı'na gitse veya Dışişleri Bakanlığı'na gitse veya bir yerde, resmi bir yere veya bir derneğe gitse bile bunların bile mutlaka bakanlıklarına bilgi verilmek gibi bir takım zorunlulukları olduğu da bilinen bir durum. O nedenle büyükelçiler konusu ülkemiz açısından iyi olmadı. Yani neden? 10 tane ülkeyle ilgili Türkiye işte Cumhurbaşkanımıza geri adım atılmayacak, büyükelçiler sınır dışı edilecek açıklamaları zaten yerine gelmediği gibi ortada özür de dilenmedi, orta yol bulundu. Orta yolun bulunması da aslına bakarsan ülkemiz için de diğerler için de hayırdır. Neden? Çünkü şu anda bildiğiniz gibi her ülkede hemen hemen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Ayrıca her ülkeyle, o sözü edilen 10 ülkeyle de ticareti olan ülkelerden biriyiz. Hepsi bir yerde zarar görecekti, ilişkileri gerginleştirecekti ve bunun zararını da ister istemez ülkemizin vatandaşları da çekecekti. Yani onlar da şunu görmeliler. Yani Türkiye'ye böyle ayar vermeye kalkışmamaları gerekir bunların. Ama Türkiye'nin de bu yolu açtığını ben düşünüyorum. Yani Türkiye eğer bu yolu açmamış olsa 10 tane büyükelçi çıkıp da bu tür bir açıklama yapamazdı, yapmaya cesaret edemezdi. Geçmişte yaşanan örnekler, kötü örnekler bu kişilerinin cesaretlendirdiği gibi bir sonucu da ortaya çıkıyor diye bakıyorum ben. Şimdi tabii bir taraftan da hani dünkü mesajları da bir konuşalım. Dün izletilen o görüntüler. Meclis gündemi o kadar yoğun ki bu arada. Bir taraftan büyükelçiler konuşuluyor, işte tezkere vardı. Dün grup toplantısında izletilen o görüntüler, komisyon, plan bütçe komisyonundaki tartışmalar. Yani Ankara bayağı bir hareketli gidiyor bugünlerde özellikle. Dün çok tartışıldı. Ne izletti Erdoğan? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na linç görüntüleri vardı grup toplantısında. O videoda da tabii millet hesap verecek ifadesi, hiçbir ders çıkarmayan ifadeleri kullanıldı. Kılıçdaroğlu'ndan da CHP'den de yanıtlar gecikmedi. Bir hatırlayalım, bir bakalım. Ondan sonra onunla ilgili de yorumunuzu alacağız diyelim. Ülkenin idaresi hususunda atıp tutmasından daha gülünç, daha trajikomik ne olabilir? Millete yeniden hesap verecektir. Yine Kılıçdaroğlu vardı hedefinde AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın. Partisinin her grup toplantısında olduğu gibi son toplantıda da video izlettirdi partilileri. O videoda da hedef Kılıçdaroğlu'ydu. Ama bu kez izlettiği görüntülerde, ifadelerde daha tartışmalı. Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan linç girişiminin görüntülerini izlettirdi. Kılıçdaroğlu Çubuk'taki şehit cenazesinde daha sonra inek çalmaktan hapis cezası aldığı ortaya çıkan Osman Sarıgün tarafından saldırıya uğramış, sığındığı evde yakılmak istenmişti. AKP grup toplantısında Erdoğan'ın izlettiği videoda linç girişimi anlarına ilişkin görüntülerle birlikte kullanılan ifadelerde Kılıçdaroğlu hedef alındı. Hiçbir ders çıkarmayan ve videonun sonundaki ifade. Millete yeniden hesap verecektir. Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin görüntüleriyle biten videonun bu bölümü sosyal medyada da günün konusu oldu. Erdoğan'ın muhalefeti yeni tehdidi olarak yorumlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da cevabını sosyal medyadan verdi, mizahi bir üslupla. Şahıs grup toplantısı yapıyor, dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. Oynatalım Uğurcuğum, siyasetinde sana başarılar diliyorum. Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerdeki muhalefete yönelik sözleri de tepki çekmiş, tehdit olarak nitelendirilmişti. Bununla da sınırlı değil. Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Erdoğan, İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik Rize'deki provokasyonu da benzer bir üslupla değerlendirmiş. O sözler siyasi cinayet tartışmalarında da bolca gündeme gelmişti. Gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders verin. Burası Rize. Sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan işte yapılacak olan budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Trabzon'a gitmeye kalktın.
Trabzon'da da hiç meydana çıkmadan hemen uçağa geçip Ankara'ya döndüm. Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Bu tehdit değil midir? Herhalde sevgi anlamına gelmiyor. Herhalde kucaklama anlamına gelmiyor. Evet, şimdi Muğla'ya dönelim sevgili izleyiciler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması var, ardından devam edeceğiz. Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'dan verdi mesajlarını. Aslında dün de bahsetmişti, kara kış fonu önerisini yinelemişti ve yapılması gerekenleri, çözüm yollarını da sıralamıştı. Konuşmasının sonunda da o gerilime de değinmiş oldu. Dedi ki linç görüntülerine ilişkin, yayınlanmasına ilişkin inandığım yoldan beni geri döndüremezler dedi. Benim en büyük güvencem bu ülkenin insanları, hiç ama hiç umurumda değil diye ifade etti. Tezkereye de ilişkin konuştu. Hayır oyu verdik dedi. Evet deseydim dedi, Cumhuriyete ihanet etmiş olurduk ifadesini kullandı. Hemen Saygı Öztürk'e dönelim. Şimdi Saygı abi, önemli mesajlar çıktı yine. Tam da aslında biz de bu konuyu konuşacaktık. Dün Cumhurbaşkanı neden bunları izletti diye konuşurken CHP lideri de diyor ki hiç ama hiç umurumda değil diyor. İnandığım yoldan beni geri gönderemezler dedi. Niye izletti dün Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şimdi tabii Kılıçdaroğlu hiç umurumda değil diyor ama umurunda olmalıdır. Yani sonuçta devleti yönetmeye talip olan bir lider. Dolayısıyla öyle umurumda değil deyip de kendiliğini, yani kendisiyle ilgili alınması gerekli önlemleri aldırmamazlık yapmamalı. Yani kendisine dönük bir takım ihbarlar geliyor, suikast iddiaları zaman zaman ihbarları geliyor, ulaşıyor. Bu konularda gerekli duyarlılığı göstermeli. Özellikle kendisiyle birlikte çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarını mutlaka dikkate almalı. Ya nasıl olsa bana bir şey olmaz, ben bu yola baş koydum deyip de ortalığa çıkmaması gerekiyor. İşte sözü edilen olayda, yani o linç girişiminde Çubuk ilçemize bağlı Akkuzu köyünde yaşanan olayda gördüğünüz gibi aniden gelişen bir olaydı. Yine baktığınız zaman Şavşat bölgesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yine bir yurt gezisi sırasında teröristlerin ateş etmeleri sonucu bir jandarmamızın şehit olduğu gerçeğini de unutmayalım. İyi Parti Genel Başkanı'na dönük yine kadın olmasına rağmen erkeklerin buna dönük saldırılarını yine göz ardı etmeyelim. Yani devleti yönetmeye talip olanların da böyle ben korkmuyorum cümlesinin arkasına sığınmadan yapması gereken, atması gereken adımları da atması gerekiyor. Şimdi tabii Çubuk'taki olay. Şimdi bakın üzerinden ne kadar zaman geçti. Evet. Hala olayla ilgili dava sonuçlanmış, bir yerde sonuçlanmış değil. Dava dosyası gidiyor, geliyor. Ve olaya baktığımız anında ortada önemli bir suç var. Bu suç nedir? İşte öldürmeyi azmetmeye kadar varan bir gelişme. Ve linç seslerinin duyulduğu bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı'nın oradan hakikaten yani kolay kolay yarasız beresiz kurtulması da son derece büyük bir başarıdır. Yani o anda belki o eve sığınmamış olsalardı falan daha da farklı gelişmeler oldu. Bakın o olayın en önemli tanıklarından birisi Emniyet Genel Müdürü'ydü. Celal Bey. Celal Bey olayın tanıklarından birisi. Çünkü olay günü, yani cenazenin olduğu gün Celal Bey orada. Celal Bey ile o günlerde ben bir konuştum. Sanıyorum olayın ikinci günüydü. Bir konuşmamızda dedi ki hani bazı siyasiler, AKP yetkilileri, özellikle güvenlikle ilgili yetkililer konuşmalarında hiçbir şey yoktu falan gibi açıklamalar yaptı. İşte 3-5 kişinin böyle taşkınlığı gibi olaya küçümser havalara girdiler. Ama dönemin Emniyet Genel Müdürü'nün bana yaptığı açıklamada binden fazla kişi gözü dönmüş bir biçimde saldırı şeklinde saldırıyorlardı cümlesini kullanmıştı. Bakın bu olayda bile, yani şu yaşanan olayda bile hemen İçişleri Bakanlığı apar topar Emniyet Genel Müdürü'nün görevden alınmasını sağladı. Yani yaşanan bir olaya dürüst bürokrat, devletini seven, namuslu bir bürokrat, olay böyle böyle oldu denilmesinin bile suç olduğu bir dönemde yaşıyoruz.
Ve bu olaya, böyle bir olayın yaşandığını söyleyen bürokrat da hemen arkasından görevden alındı. İnanın o olayda ben de vicdan rahatsızlığı çekiyorum. Neden? Yani çünkü böyle bir olayı ben yazmamış olsam onun başına, yani o bürokrat, emniyet genel müdürü belki değişmemiş olacaktı. Bu olmayacaktı. Böyle bir olayı kendisinden duyduğum ve yazdığım için de dolayısıyla o kişi bürokrat görevden alındı. Zaten şöyle ya, aman bu özellikle muhalif diye bildikleri veya bildikleri gazeteler aleyhimize yazsın, birilerinin veya lehine yazsın ki o bürokratı hemen kızı alalım, görevden alalım yaklaşımında sergilendiğini hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi bu olayda da genel başkana dönük bir tehdit olduğu ortadadır. Yani daha önce yaşanan olay bir öldürme gibi bir kasıt olduğu ortadadır. Ve bu olayın da yeteri kadar üzerine gidilmediği, aydınlatılması için çok önemli çabalar gösterilmediği, olayın arkasında kimler vardır bunların ortaya çıkartılmadığı, yine olayla ilgili bakıldığı zaman bu olayın arkasında bu işin tezgahında kimler var, bunların aydınlatılması için gerekli çabanın gösterildiğini ben zannetmiyorum. Çünkü şunu da söylemek gerekir ki o dönemde CHP'nin orada bulunan yetkilileri, işte çeşitli kayıtlardan, fotoğraflardan, televizyon görüntülerinden, işte video kayıtlarından çok önemli bir çalışma yapmışlardı. Kendilerinin o andaki yerleri, konumları, durumları ile ilgili şeyler de son derece rahattı. Yani saldırıda bulunan kişiler de son derece rahattı. Ne biliyorsun dersen, şöyle biliyorum. Çünkü o saldırıda bulunan, işte Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyle de ben defalarca konuştuğum için ifade ediyorum. Gayet böyle, yani ne olacak, işte ne varmış ki öyle bir yumruk attım, o da doğru düz zaten değmedi gibi. Yani mahkemedeki ifadeleri de öyle işte. İsteseydik tabii, öldürürdük tabii, diyen yani, oldu bak, mesela aralarında. Bak, evet evet, yani bana rahatlıkla bunları söylemişti. Hı-hı, ben de bunların bir bölümünü yani haber olarak gazetemizde o dönemde yazmıştım. Yani çok rahat, kendilerinden emin. Ya yani geliyor bakıyorsunuz işte bu kişinin elini öpüyorlar böyle bir şey yaptığı için. Böyle bir ortamda ya CHP Genel Başkanı ne yapmış? Bir şehidimizin cenazesine gitmiş. Ya bırakın Genel Başkan'a saygıyı falan da bırakın da. Ya orada bir şehit toprağa verilmek üzere gitmiş. CHP'nin Genel Başkanı yanına bazı CHP'li milletvekilleri, bazı insanlarla, partililerle beraber gitmiş. Son görevini yerine getirmeye. Bundan niçin rahatsız olunur? Veya bunu CHP Genel Başkanı'nın üzerine böyle bir olay nasıl yıkılmaya çalışır? Askeri Suriye'ye gönderen CHP Genel Başkanı mıdır? Değil. Yani ülkemizin tabii ki gerekli ihtiyaç halinde askerimiz de bugünler için vardı. Sınır ötesinde bir harekat yapılması gerekiyorsa tabii ki yapacaktır. Ama siz olaya böyle şehidin olmasını bile CHP Genel Başkanı'na bağlarsanız ülkeye de yazık etmiş olursunuz. Şimdi AKP Genel Başkanı'nın son olarak işte geçmişte yaşanan bu acı olayın bunun unutulması, toplumda unutturulması ve üzücü bir olayın tekrar gündeme gelmemesi için çaba göstermesi gerekirken tam aksi yönde işte bu görüntülerin gündeme getirmesinin anlamını CHP Genel Başkanı kendisine göre yorumladı. Bunu bir tehdit olarak gördü. Tabii Cumhurbaşkanı'nın böyle bir tehdit yapar yapmaz onu ben bilemem. Bu konuda benim yorum yapmam zaten uygun olmaz. Bu konularda siyasiler daha rahat konuşabiliyor. Ama iyi bir şey, iyi bir görüntü olmadığı da kesin olarak ortadadır. Şunun neyi gösterilir, bu manzaranın neyi gösterilir? Bu ancak ülkede insanların can ve mal güvenliğinin olmadığının kanıtı olarak ben bunu algılıyorum veya bu böyle bir görüntüyü ve insanların her an öldürülebileceği, siyasetçilerin can güvenliklerinin bile bulunmadığını göstermesi açısından bana göre çarpıcıdır. Hani Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce bir açıklama yapmıştı. İşte siyasetçiler, hatta yine bugün de sanıyorum söyledi, tehditler aldığını, can güvenliklerine her an bir saldırıya uğrayabileceklerinin endişesini taşıyordu. Saldırıya veya can güvenliği, siyasetçilere suikastlar yapılabileceğini vurguluyordu. İşte şu olay bile bir ölümden dönme anının, bir linç olayının görüntüleridir.
Demek ki siyasetçilerimizin benzer olaylarla her zaman karşılaşabileceğini göstermesi. Tam tersi, Cumhurbaşkanı o siyasi cinayetler iddiası, hani o tartışma yaşandı. İşte evet. Bunun üzerine avukatı aracılığıyla Erdoğan savcılığa yeni bir dilekçe verdi ve o dilekçede de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması talep ediliyor şu anda. Yani evet. Cumhurbaşkanı verdi avukatları aracılığıyla bu dilekçeyi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun şöyle, bilgisine başvurulsun denildi. Evet. Kuşkusuz devletimizin Cumhuriyet Savcılıklarının bu konuyla ilgili çalışma yapması gerekir. Hatta böyle bir iddia gündeme geldiği zaman da resmen soruşturma başlatılması gerekir. Niçin? Ya ana muhalefet partisinin genel başkanına devletin içerisinde bir takım bilgiler ulaşabilir. Bu doğrudan genel başkana ulaşmasa bile işte milletvekilleri aracılığıyla, işte onların hemşerileri aracılığıyla veya işte partiye seven veya da siyasetçilere gönül bağı olanların bir takım bilgileri aktarması kadar doğal bir şey yoktur. Bu bir yerde o kişilerin daha tedbirli olmasını gibi olması bir uyarı şeklindedir. Geçmişte sanki bu ülkede hiç siyasi cinayetler işlenmemiş gibi davranamayız. Her zaman ülkenin etrafında bildiğiniz gibi değişik terör grupları var. Bakıyoruz işte yetkililer zaman zaman açıklama yapıyor. İstanbul'da işte bölücü terör örgütünün işte bilmem falanca listeyle, kırmızı listeyle aradığı işte terörist işte yakalandı. Veya işte IŞİD terör örgütünün işte bilmem Türkiye'deki bilmem ne imamı işte falanca ilimizde yakalandı. Bakıyorsun bu kişiler ne yapıyorlar? Aranan kişilerin illere gelmeleri, işte ne bileyim bir takım suç hazırlıkları, eylem hazırlıkları yapmaları boşuna mıdır? Ülkemizde tabii ki şunu söylememiz gerekir. Güvenlik birimlerimiz canla başla çalışıyor. Ve şunu da yine ifade etmemiz gerekir ki ülkede terörle mücadele edilirken, terörle mücadele yapılırken bir de önleyici istihbarat vardır. İşte bugün yapılan önleyici istihbarattır. Yani olay meydana gelmeden olayı önlediğiniz zaman bu önleyici istihbarat sayesinde oluyor. Şimdi önleyici istihbarata ülkelerin zaten ağırlık vermesi gerekiyor ve şunu da ifade etmek gerekir ki bugün yaşanan veya meydana gelen olaylardan çok olayların önlendiği bir süreci de yaşıyoruz. Yani güvenlik birimlerinin özellikle ağırlıklı olarak istihbarat birimlerinin önceden önceden bu olayları ortaya çıkartmaları bir takım cinayetleri önlüyor. Bundan sonra ama şunu da ifade etmek gerekir ki bu ülkede her olay önlenebilir. Bütün istihbarat birimleri her olayı önceden önler diye de bir durum dünyanın hiçbir ülkesinde söz konusu olamaz. Çünkü bunlar genelde hücreler şeklinde çalışan, uyuyan hücreler şeklinde bekleyen ve kendilerine talimat verildiği zaman iki ya da üç kişinin bildiği kişiler harekete geçiyor. Yani grup halinde, küçük gruplar halinde bu çalışmalar yapıyor ve yaşanan üzücü olaylar da vardır. Şimdi baktığımız zaman hala ülkemizde daha önce meydana gelen bazı suikastlerin, üstelik de mesela AKP döneminde de yaşanan suikastten bahsedelim. Necip Ablemitoğlu'nun suikastini çözebildiniz mi? Hayır. Ülkede baktığımız zaman onca siyasi cinayet olarak bilinen siyasi cinayetler işlendi. Hepsinin olayları, failleri ortaya çıktı mı? Hayır. Peki ortaya çıkmayan o faillerin yarın benzer cinayetleri kendileri ya da kendi emrinde olan grupların yapmayacağını da kimse garanti edemez. O nedenle CHP Genel Başkanı'nın bu yönüyle yaptığı uyarı yerinde bir uyarıdır. Yani ülkede karışıklık, kargaşa yaratmak isteyen gruplara karşı bir dikkat çekme olayıdır. Elinde şimdi derseniz bu işlerin belgesi var. Bu işlerin belgesi zaten olmaz. Bunun belgesi yani bir duyumun belgesi olamaz. Ve bu duyumun belgesi olmadığı için aslına bakarsan Cumhuriyet Savcılıklarında da bu yönü yapacak bir şey olmaz. Sadece peki söylemler acaba... mesela söylemler işte daha neler neler olacak gibi ifadeler ya da işte bu görüntüler izletilirken genel grup toplantısında millete hesap verecek, işte hiçbir ders çıkarmayan gibi ifadeler de kullanılıyor aynı zamanda işte o görüntüler şimdi yanında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu diyor ki orayı da ekleyelim. Kılıçdaroğlu diyor ki
Erdoğan diyor yarım kalan işi bitirin talimatı verdi diyor. Hani onu ifade ediyor. Yani orada iddia denilen yani yarım kalan nedir? İşte Kılıçdaroğlu'nun olay yerinden sağ salim kurtarılmasıdır. Yani orada anlam gayet açıktır. Yani bizim onu tekrarlamamıza gerek yoktur. Şimdi yayına girmeden hemen önce CHP Genel Başkanı'nın avukatı Celal Bey'le, CHP Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Bey'le konuştum. Bu konuyla ilgili ne yaptınız veya bir şey yapıyor musunuz diye sordum. Celal Bey dedi ki işte bu dava sürecini anlattı ve bununla ilgili CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamayı yine onlara hatırlattı. Ancak dedi ben şu anda Ankara dışındayım. Genel Başkan'la da zaten bir araya gelmedik dedi olaydan sonra. Bana göre dedi bununla ilgili bir talimatı olursa ben dedi ilgililer hakkında dava açarım. Yani haklarında suç duyurusunda bulunabilirim dedi. Tabii bu konu da doğrudan Kılıçdaroğlu'nun kendi tasarrufuyla yani avukatı sonuçta dava açılsın veya kendi kişi hakkında suç duyurusunda bulunsun bulunmasın gibi bir şey var. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki kim ne söylerse söylesin bir de Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluk diye bir şey var. Yani hakkında herhangi bir dava falan açılması da zaten söz konusu olamayacaktır. O nedenle şu sözler Kılıçdaroğlu'nu da üzmüştür. Ülkede zaten hem bir taraftan kutuplaşmadan şikayet edeceksiniz. Hem sıkça unutulması gereken, unutulmaya ya da yüz tutmuş olaylara gündeme getirmenin de ülkeye ben faydası olduğunu zannetmiyorum. Cumhurbaşkanımız da bu konuyu niçin gündeme getirdi? Doğrusu çok da kamuoyu pek anlamış değil. Niçin i̇şte bu olay gündeme getirildi? Evet, yani şimdi bu halde bu şekilde gündeme getirmesinden ülkeye ne faydası var? Ya da CHP Genel Başkanı'nın açıklamasına yol açan kimseden korkmuyorum, tehditlerden korkmuyorum açıklamasının altında şu olayda kendisine dönük bir tehdit algısının doğmasına da sebep olduğu ortaya çıkıyor diye bakıyorum ben. Bakalım nasıl yanıtlar gelecek. Saygı Öztürk çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için diyelim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet, Çubuk'taki şehit cenazesinde hatırlatalım daha sonra inek çalmaktan hapis cezası aldığı ortaya çıkmıştı. Osman Sarıgün tarafından saldırıya uğradığı o görüntüler dün AKP grup toplantısında izletildi. Ama niye izletildi? Erdoğan kime mesaj verdi Cumhurbaşkanı? Bu merak konusu hangi mesajları gönderiyor? CHP'den hemen yanıt gecikmedi demiştik. Erdoğan azmettirici olduğu suçları üstlendi demişti Cumhuriyet Halk Partisi. Ardından Kılıçdaroğlu da biraz önce Muğla'dan da aynı mesajı verdi. Ne senden ne şürekandan zerre korkum yok dedi. Benim en büyük güvencem bu ülkenin insanları ifadesini kullanmıştı. Ankara saatini noktalayalım. Gündem içindeki diğer gelişmelerde birazdan İstanbul stüdyomuzdan devam edecek diyoruz. Hoşçakalın.